Hepinize merhabalar. 28 Temmuz 2022'de Ankara saatiyle saat 20.54'te Aslan Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Yükselen Burcu Kova olan bir yeni ay yaşayacağız. Demek ki gündemimize genellikle Aslan'la ilgili olan konular girecek. Yani çocuklar, aşk, eğlence, hobi, müzik ve sanatla ilgili olan konular, borsa ve ekonomiyle ilgili konular, liderler, ünlü kişiler, ve bunun yanı sıra da sanat dünyasındaki kişiler gündem içerisinde olacak anlamına geliyor. Yükseleni Kova olduğu için ülkemiz adına da topluluklar, dernekler, organizasyonlar, teknolojik konular gündem içerisinde olacak. Ceres'le yapmış olduğu bir açısı var bu yeni ayın. Ceres işin içerisine girdiği zaman ve bu bulunduğu konumdan dolayı genellikle koruma getiriyor. Yani ailelerin kendi çocuklarını, kendi varlıklarını daha çok korumaya çalışacakları bir yeni ayda gerçekleşecek. Hem onların durumlarıyla ilgilenilebilir, eğitimle ilgili konular çünkü gündem içerisinde olacak. Bu önümüzdeki dönem başlayacak olan eğitim dönemiyle ilgili olabileceği gibi farklı yaz okullarıyla da ilgili olabilir. Eğitim konuları gündem içerisinde olacak. Aynı zamanda bir koruma, bir sahiplenme durumu da söz konusu. Aslan cömertliği getirir aslında genel olarak. Sosyal çevre ilişkileri güçlü olur aslanda ve cömertlik enerjileri çok çok yüksek olur. Ancak biraz abartıyı da sever. Jüpiter de burada abartıyı seviyor. Dolayısıyla bazı konular abartılı olarak yaşanabilir. Yani çok coşkulu aşklar yaşanabilir, belki abartılı. Gerçi bu hoş ama abartılı söylemler de söz konusu olabilir. Dedikodular da ortaya çıkabilir. Gerçek olmayan ve insanlara sanal bir gözlükle sunulan durumlar da söz konusu olabilir. Dolayısıyla her şeye çok fazla inanmamak ama yine de işin tadını çıkartmak. Yani eğlencenin tadını çıkartmak, keyifli zamanların, sevdiklerimizle, çocuklarımıza geçireceğimiz zamanların tadını çıkartmak güzel olur. Jüpiter'in olumlu bir etkisi var bu yeni aya. Ve bunun etkisini aslında yeni aya doğru daha çok görmeye başlayacağız. O yüzden Jüpiter gerçi durağan konumda ama yine bize bu yeni ayda fayda sağlayacak ve şans getirecek. Dolayısıyla yapılması gerekli bazı durumlar varsa hayatımıza tamamlamak istediğimiz ya da yeniden başlamak istediğimiz yeni ay öncesinde bunlarla ilgilenirsek biraz daha faydalı olur düşüncesindeyim. Çünkü yeni aydan çıkış yaptıktan sonra Jüpiter retro konumuna geçecek 1 Ağustos itibariyle. Jüpiter retroya geçtiği zaman olumlu anlamda geçmişteki fırsatları bize getirecek. Ama olumsuz bir tarafı da hani zihnimizi büyüttüğümüz, çok böyle ümit verdiğimiz bazı durumlarında olamama ihtimaliyle karşılaşabiliriz. Burada enerjiyi nasıl yönlendirdiğimiz önemli. O yüzden Jüpiter'in buradaki olumlu etkilerini gerçekten biz de olumlu olarak kullanmalıyız. Olayları fazla abartmadan ama her türlü şansı fırsatı hayatımıza çekmek adına hem düşünsel hem eylemsel olarak eylemlerde bulunarak hareket etmemizde fayda olacaktır. Aslanın birazcık kumarı seven hali vardır. Yani risk almayı sever. Aslan Burcu genellikle risk almayı sever. Risk almak bazen cesaretli olmak evet tabii ki doğrudur ama çok ciddi riskler almak çok doğru değildir. Özellikle bu dönemde ekonomiyle ilgili olan dönemde çok ciddi riskler almaktan kaçınmalı. Var olan varlığımızı, maddi kaynaklarımızı korumaya özen göstermeliyiz. Bazı metallerde değerlenmeler olabilir çünkü aslan altını da temsil ediyor ve ekonomiyi de temsil ediyor. Dolayısıyla dolarda ve altında artış olabilir ama tabii ki bu Türk lirasına ne kadar olumlu yansır bunun üzerine ekonomistler zaten bilgilendiriyor bizleri. Merkür'le Uranüs'ün bir kare açısı var. Bu kare açı nahoş bir açı çünkü Merkür zihni Uranüs'te tabii ki yine zihni ama ani gelişen durumları gerçekleştiriyor. Dolayısıyla sözlerimize çok dikkat etmemiz gerekli olan bir yeni ay. Söylediğimiz her söz hiç beklemediğimiz bir konuma doğru ilerleyebilir ve olmayacak durumları oldurtabilir. Veya gelecek olan fırsatların sözlerimizle önüne geçme ihtimalimiz olabilir. Bu yüzden bu dönemi kim kazanır derseniz son derece sakin olan, sükunetle olayları yöneten, akılla hareket eden, fevri davranmayan, öfkesel davranmayan kişiler bu dönemde karlı çıkacaklar ve Jüpiter'in buradaki fırsatlarıyla karşılaşıp hayatlarını geçirebilecekler. Merkür'ün kuzey ve güney ay düğümleriyle de olan buradaki sert açısı geçmişteki tecrübelerimizden çok fazla yararlanamama ihtimalimizi bize gösteriyor. O yüzden
Özellikle de ikili ilişkilerde. Geçmişte yaşamış olduğumuz deneyimleri düşünmeli. Yani bir kişiye bir rest çekmeye kalkacaksak veya da ona ters bir şey söylemek istiyorsanız ilk önce onun daha evvelden iyi bir şeyler yapıp yapmadığını düşünmelisiniz. Yani geçmişteki tecrübeleri iyi bir şekilde gözden geçirmeniz gerekiyor ki geleceğe daha doğru ilerleyelim. Uranüs'ün Kuzey Ay düğümüyle kavuşumu var ve Güney Ay düğümüyle de karşıtlığı var. Hiç beklenilmedik durumları bekliyoruz aslında bakarsanız bu yeni ay itibariyle. Aslan yeni ayından sonra aslında çok fazla hareketlenme başlayacak. Bu yeni ay daha böyle keyifli ve rahat geçecek ama yeni aydan sonra özellikle Ağustos birazcık sert açılara sahip gözüküyor. Özellikle ayın ilk 10'la 15'ine kadarki olan süreçte ve özellikle ayın 5'i ve 6'sında Ağustos'un dikkat etmemiz gerekli olan bir süreç olduğunu önden sizlere söylemek istiyorum. Güneş de Ay da Merkür de haritanın 6. evinde. Demek ki 6. ve 12. ev aksları çalışıyor. Yani sağlıkla ilgili olan konular. Bu birazcık Covid'in yayılma ihtimalini daha fazla bizlere gösteriyor. O yüzden belki de tekrar maskelerle hareket etme zamanı birazcık geldi diyebilirim. Özellikle kalple ilgili konular, omurgalarla ilgili konular, akciğerler ve virüsün yayılımı ile ilgili olan konuların gündem içerisinde olacağını ve biraz daha yaygınlaşacağını söyleyebilirim. Sıcakların çok arttığı bir dönem biliyorsunuz çünkü Jüpiter de Mars da Koç burcunda yerleşmiş durumda ve dolayısıyla çok güçlü sıcaklar var, nemli sıcaklar var ve fırtınalar hala bununla ilgili devam ediyor. Bu kadar yüksek enerjinin, sıcak enerjinin yayılması, yangınları ve benzeri durumları da getirebiliyor. Bu yüzden alevli olan her şeye, ateşli olan her şeye karşı da dikkat etmek lazım. Yüksek ateşle de karşılaşılma, sağlıkla ilgili yüksek ateşle de karşılaşılma ihtimali söz konusu gözüküyor. O zaman ne yapıyoruz demek ki sağlığımıza dikkat ediyoruz. Ayrıca ülkedeki çalışanları da gösteriyor 6. ev konumu. Dolayısıyla burada bir yeni başlangıç var. Bazıları belki de yeni işe başlayacaklar, enerjiyi güzel kullananlar, yeni bir hizmet sektörüne giriş yapacaklar, yeni ticari anlaşmalar yapılacak. Ama bazı kişilerin ise belki de iş anlaşmaları pes olacak. Bu tamamen dediğim gibi enerjiyi yönlendirme şekline göre değişecek. Evet, Jüpiter'in şans noktasıyla da güzel fırsatları olduğu için, Güneş'in de bu alanda olumlu etkileri olduğu için, Ay ve Jüpiter arasındaki üçgen açının da etkileriyle, Jüpiter'in MC'yle de olan olumlu etkileriyle gerçekten çok güzel fırsatlar yakalama ihtimalimiz var. Özellikle yeni projeler üretmeye zihni yormak gerekiyor bu dönemde. Yeni olan bir şeyleri hayata geçirmek, yeni bir ticari oluşum, yeni bir eğitim fırsatı, yeni bir şeye bakmamız lazım. Bugüne kadar yaptıklarımızın dışında, çalıştığımız alanlar dışında ne yapabiliriz diye bakmakta fayda olacağını söylüyorum. Üçüncü evde Mars, Kuzey Ay düğümü ve Uranüs'ün kavuşum halinde olması, Kova'daki Satürn'le ve Aslan'daki Merkür'le sert açılar altında olmuş olması bize bir uyarı veriyor. Diyor ki lütfen fevri davranma. Öfkeli ve fevri davranırsam o zaman pek çok yıkımla karşılaşma, tam bir şey oldu zannederken olamama durumlarıyla karşılaşabilirsin. Evlilikler gündem içerisinde çok olacak bu dönemde. Enerjiyi yönlendirirse harikulade evlilikler inşa edilecek. Eğer iyi yönlendirilmezse evliliklerde yıkım olma ihtimali var. Aynı zamanda şirket ortaklıklarında da bu geçerli. Yeni şirket ortaklıkları inşa edilebileceği gibi bazı ortaklıkların bir anda bitmesiyle ilgili, anlaşmaların bir anda feshiyle ilgili durumlar da söz konusu olabilir. Sert açıları olumlu tarafa yönlendirmekte fayda olacaktır. Şimdi biz bunun şanslı tarafından almaya çalışalım mümkün olduğunca. Fakat şunu da bilelim ki Jüpiter retroya girdiği zaman elimizdeki fırsatları dönüştürme ihtimali var. O yüzden sahip olduğumuz şanslara sahip çıkmaya devam etmek durumunda olduğumuzun da altını çizeyim. Bu arada biliyorsunuz ben her yeni ay ve her dolunayda üç dileğimizi gerçekleştirmek adına esmalarla mandala çalışması yapıyorum. Ancak bu yeni ayda bunu yapmayacağım. Bu yeni ayda üç dileğimiz için kilit açma çalışması yapacağım. Üç dileğin yollarının açılmasını sağlayacak farklı bir çalışmayla karşınızda olacağım. Eğer bu konuyla ilgilenirseniz telefon numarasından bağlantıya
geçebilirsiniz. Bunun yanı sıra ülkemiz adına da güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yeni ticari oluşumlara adım atılabilir. Ve ülkemizdeki ticaret adamları adına da güzel gelişmeler olabilir. Sahne sanatları, tiyatrocularla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olacaktır. Büyük bir ihtimalle zaten konserler dönemindeyiz. Daha çok böyle spot ışıklarının olduğu, pek çok insanın ön plana çıkmaya başladığı bir dönem. Bu arada tabii ki sosyal medya alanında çalışma yapan kişilerin de büyük bir kısmında parlama gözükecektir. Yeni projelerle, yeni bir imajla insanlar ön plana çıkmaya başlayacaktır. Dediğim gibi hem olumlu hem olumsuz etkileri olan bir yeni ay yaşayacağız. Biz bunun olumlu tarafından değerlendirerek başlamak istiyoruz ve Koç burcuyla başlıyoruz günlüğümüzü. Koç yükselen Koç ve Ay burcu Koçların bu yeni aydaki gündeminde aşk var. Hayatlarında aşk yoksa yeni bir aşka yelken açabilirler. Var olan aşkları daha heyecanlı konuma gelebilir. Çocuklarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Çocuk sahibi olacağınızı öğrenebilirsiniz veya bir çocuğunuzun bir başarısını kutlamanız söz konusu olabilir. Güzel yatırımlar karşınıza çıkabilir, yatırım fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz ama biraz önce de dediğim gibi abartılı bir durum söz konusu olduğu için emin olmadığınız hiçbir konuda riske girmeyerek bunu yapın. Kaynaklarınızı koruyarak yatırımlarla ilgilenin. Evinizdeki konfor, daha rahat bir konfor alanına ulaşabilirsiniz. Daha evinizde sevdiklerinizle, ailenizle, çevrenizle güzel vakitler de geçirebilirsiniz bu dönem içerisinde. Bunun yanı sıra tabii ki topluluk içerisinde de gözlemleneceksiniz. Dolayısıyla sosyal çevre ilişkileri içerisine girebilirsiniz. Daha böyle cömert ilişkiler içerisinde de olabilirsiniz. Sadece burada Satürn'ün olumsuz etkisi var. O da yaptırım dilinde bulunursanız olumsuz olarak sonuçlanır. Yani birisine bunu yapmalısın, etmelisin gibi baskıcı bir tutumla yaklaşırsanız önünüze gelecek olan fırsatları, bu aşkla ilgili olur, yatırımla ilgili olur, sanatla ilgili olur, çocuklarınızla ilgili olur. Bu fırsatları tam terse çevirme durumunuz söz konusu olabilir. Bu konuda birazcık daha dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca tüm sosyal çevre ilişkilerinde de konuşma diline özen göstermeniz gerekli olan bir yeni ay yaşayacaksınız. 29 Temmuz'da Jüpiter retroya geçecek. Bir gün sonrasında bunun etkisi sizin birinci evinizde olacak. Dolayısıyla geçmişten gelen fırsatlar hayatınıza tekrar giriş yapabilir ve bunlar sizi sevindirebilir. Ama bunun yanı sıra biraz önce söylemiş olduğum gibi eğer otoriter bir dil kalıbıyla konuşursanız o zaman da yakalamış olduğunuz şanslar elinizden bir süre boyunca gidebilir. Lütfen her şeyin çok böyle dengede olması gerekli olan bir dönem içerisindeyiz. Bu konuya dikkat edelim diyorum. 1 Ağustos'u burada önemsiyorum ki aynı şekilde ilerleyen tarihte 5 Ağustos da bunun için önemli. Maddi anlamda çok dikkatli olmanız günlerden birisi 1 Ağustos ve 5 Ağustos, hatta 1 ile 10 arasında maddi kaynaklarınızı koruyun. Çalıştığınız yerdeki kişilerle herhangi bir çatışmaya veya herhangi bir inatlaşmaya girmemeye özen gösterin diyorum sizlere. Bütün ilişkilerimde muhteşem bir uyum içerisindeyim tarzında bir olumlama yapabilir. Ya Hadi Ya Vedud Esma terkibinde 400 kere zikredebilirsiniz. Sevgili Koç, yükselen Koç ve Ay burcu Koç. Boğa, yükselen Boğa ve Ay burcu Boğaların gündemine geldiğimizde ise genellikle bir yönetimle ilgili bir konu söz konusu. Yani bir iş kurma, bir proje oluşturma, bir ev alma, ev satma, bir aile oluşturma ile ilgili bir yeni başlangıç yapabilirsiniz. Belki bazılarınız evlenerek ailenizi büyütebilirsiniz veya aileye yeni fertler gelebilir veyahut da bir ev alabilirsiniz. Bir iş yeri açabilirsiniz. Ticari bir yeni oluşum içerisine girebilirsiniz. Anne baba evinizle ilgilenmeniz gerekli bazı yeni başlangıçlarda söz konusu olabilir bu dönemde. Şanslı fırsatlar var. Özellikle gayrimülk alma konusunda şanslı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle olursa tabii ki yine sağduyulu davranmak lazım. Çünkü havada bir abartı var. Riski atmama kaydıyla maddi kaynaklarınızı yatırım yapmanızın doğru olabileceğini düşündüğüm bir dönem içerisindesiniz. Gerçi siz Boğa, yükselen Boğa ve Ay burcu Boğalar yavaş hareket edersiniz. Yani hemen karar vermezsiniz. Fevri değilsiniz. Ama Uranüs'ün sizde olduğunu hatırlatıyorum. Ve Uranüs sizde olduğu için farkında olmadan bir anda fevri hareket yapma ihtimaliniz halen var. Daha sağduyulu bir şekilde karar verirseniz bu dönemde yapacağınız yatırımlar sizi gelecekte çok büyük bir
kaynağa götürebilir diyorum. 29'u itibariyle yani yeni ayın hemen akabinde başlayan dönemde Jüpiter retro hareketine başladığı zaman sizin geçmişte elinizden kaçmış fırsatlar önünüze gelmeye başlayabilir. Bittiğini zannettiğiniz ve ümidinizi kestiğiniz pek çok durum tekrar can bulabilir olumlu anlamda. Ama herhangi bir konuda inatlaşır, empati yeteneğini kullanmazsanız özellikle ticari konularda ve ailevi konularda inatlaşma enerjisi içerisine girerseniz o zaman da buradaki fırsatları kaybetme durumunuz olabileceğini de altını çizmek istiyorum. 1 Ağustos ve 10 Ağustos arasında özellikle hayatınızda çok büyük radikal kararlar vermemenizi öneriyorum. Ya da verecekseniz bunun üzerine çok iyi düşünülmüş olması gerekiyor. Yani emin olmadığınız hiçbir radikal adımı atmamanız önemli. Çünkü sert açılar alıyor olacağız ve bu dönem içerisinde attığınız her adım sizi geleceğe taşıyacak. Yani geleceğinizi programlayacak. O yüzden emin olduğunuz her türlü güzel adımı atın ama emin olmadığınız hiçbir konuda da adım atmayın diyor. Kendimi ve hayatımı muhteşem bir şekilde yönetiyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya Malikel Mülk Esmasında 212 kere zikredebilirsiniz sevgili Boğa, yükselen Boğa ve Ay burcu Boğa. Sevgili ikizler, yükselen ikizler ve Ay burcu ikizler, bu dönem sizin seyahat döneminiz. Hem kısa seyahatler, hem uzun yol seyahatleri, hem yurt dışı seyahatleri, hem yeni ticari oluşumlar. Bunlarla ilgili çok hızlı bir dönem içerisinde olabilirsiniz bu yeni ayda. Anlaşmalar, sözleşmeler, haberleşmeler. Bunlar çok yoğun bir şekilde yaşanabilir. Yeni eğitimlere başlamak, eğitim planları yapmak. Bunlar da gündem içerisinde olacak gözüküyor. Aynı zamanda araba ile ilgili bazı konular söz konusu olabilir ve pek çok ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler bazı araba, araç ya da motosiklet gibi motorlu taşıtlar alma durumları ya da tekne gibi taşıt alma ihtimalleri söz konusu olabilir. Bu dönem içerisinde çok hareketli bir dönem. Sürekli geziyor olacaksınız ve aynı zamanda sürekli herkese iletişim halinde olacaksınız bu süreç içerisinde. Bununla beraber özellikle hukuki konular, ticari konular, yurt dışı bağlantılı işlerde daha sağduyulu davranmanız gerekiyor. Satürn'ün buradaki bir sert etkisi var. Burada eğer bir inatlaşma enerjisiyle karşılaşırsanız, empati eksikliği yaparsanız veyahut da iyi yönetemezseniz içinizde bulunduğunuz durumu, o zaman şanslar tam ters yöne evrilebilir. Bu konuya dikkat etmekte fayda var. 29'u itibariyle Jüpiter retro hareketine başlıyor. Dolayısıyla bu sizin toplumsal alandaki durumunuzu etkiliyor olacak. Sosyal alan, sosyal mecralardaki çalışmalarınız, dernekler, organizasyonlar, grup çalışmaları ile ilgili alanlarda geçmişteki bazı fırsatlar bu konularla ilgili karşınıza gelebilir. Mesela daha evvelden bir organizasyon yapmayı düşünüyordunuz ama bunu yerine getirememiştiniz. Bununla ilgili bir fırsat tekrar gündeminiz içerisine giriş yapabilir. Ancak yine dediğim gibi çok sağduyulu olunması gerekli olan, hiçbir şekilde inatlaşılmaması gerekli olan bir dönemdeyiz. Olayların abartılmaması gerekli bir dönemdeyiz ki bu şanslı fırsatları yakalayıp hayatımıza geçirebilelim diye. Ayın birinden sonra özellikle ayın 10'una kadar özellikle sizden gizlenmiş bazı durumları öğrenebilirsiniz. Gizli kapaklı olaylar karşınıza çıkabilir. Bazı dedikodular duyabilirsiniz. Bunlara karşı tepkisel davranmamanızı sizlere öneriyorum. Ve de hiçbir şeyi bir anda kesip atmayın ve bitirmeye de kalkmayın. Özellikle bu Ağustos'un ortalarına kadarki süreç içerisinde. Çünkü sert açılar var. Özellikle ayın 1'inde, ayın 5'inde. O yüzden ani bitişlere sebebiyet verecek hiçbir konuya kucak açmamak gerekiyor. Evet, hayatımı en güzel şekilde akıllıca yönetiyorum. Doğru adımlar atıyorum ve her zaman başarıyı yakalıyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya alim ya mukaddim esma terkibini 334 kere zikredebilirsiniz. Sevgili ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler. Yengeç yükselen yengeç ve ay burcu yengeçlerin gündeminde ise maddi konular söz konusu. Parayla ilgili büyük gelişmeler, yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Hem kendi öz kaynaklarınızı arttırma konusunda hem de ek gelirlerle ilgili olan alanlarda.
öngörmediğiniz yerlerden paraların gelme ihtimalinin söz konusu olduğu, şanslı fırsatların olduğu bu dönemdeki enerjileri yakalamanızda fayda olacaktır. Burada eşin geliri, ortaklı gelirler, paylaşımlı gelirler, miras, hukuk gibi konular, vergi alacak, verecek, gelir gider dengeleri gibi alanlarda biraz daha böyle özenli davranmaya dikkat etmek ve son derece adil olmaya dikkat etmeniz gerekecek. Ayın 29'u itibariyle Jüpiter retrosu iş ve kariyer alanında geçmişte önünüzden geçmiş olan, kaçmış olan fırsatları karşınıza getirebilir. Veya bir prestij sağlayacak geçmişteki bir fırsatı tekrar önünüze getirebilir. Bu bir evlilikle de ilgili olabilir. Bu bir iş ve kariyerle de ilgili olabilir. Ama herhangi bir şekilde alınganlık yaparsanız, herhangi bir şekilde olayları farklı bir şekilde manipüle etmeye kalkarsanız, durumları farklı tarafa, negatif tarafa doğru yönlendirecek bir konuşma yaparsanız, o zaman buradaki fırsatlar elinizden gidebilir. O yüzden samimi olmak, açık ve net olmak en doğrusu olacaktır. Ayın 1'inden sonra özellikle ayın 10'una kadarki olan süreç içerisinde ve 5'i civarında özellikle de topluluk içerisinde yapacağınız, dostlarınız, arkadaşlarınız içerisinde yapacağınız her türlü konuşmaya dikkat edin. Herhangi bir şekilde bir başkası hakkında konuşmamaya özen gösterin. Siz eğer böyle bir şey duyarsanız, başkaları hakkında bir konuşma yapılıyorsa buna da birazcık tarafsız kalmaya özen gösterin. Burada birazcık ani değişim getiren yıkıcı durumlar olabilir ve dostlarınız, arkadaşlarınız ya da sosyal çevreniz içerisinde bazı pürüzlerle karşılaşabilirsiniz. Bu alanı iyi yönetmenizde fayda olacaktır. Maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisindeyim. Zengin ve varlıklı bir yaşam sürüyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya Fettah, Ya Rezzak, Esma terkibinde 797 kere zikredebilirsiniz. Sevgili Yengeç, Yükselen Yengeç ve Ay Burcu Yengeçler. Evet sevgili Aslan, Yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslanlar, bu yeni ay sizin yeni ayınız. Dolayısıyla sizin hayatınızda özellikle yeni başlangıçlar var. Hayatınızın hemen hemen her alanını kapsayan yeni başlangıçlar. Ama özellikle ikili ilişkiler konusunda, evlilik kurmak gibi, ortaklık inşa etmek gibi, yeni anlaşma ve sözleşmelere imza atmak gibi durumlar daha çok gündemde olacaktır. Bazılarınız evliliğinizi evlilik kararı verirken belki de bazılarınız ayrılık kararı da vereceksiniz. Sonuçta buradaki konu partnerli olan her türlü ilişkinin daha ön planda olacağı bir yeni ay yaşayacak olmanız. Aynı zamanda geçmişten gelen bazı anlaşmalar tekrar gündeme gelebilir ve bununla ilgili yenilemeler, tazelemeler veya bir şekilde üzerinden geçerek farklı bir konuma taşınması anlaşmaların söz konusu da olabilir. Ayın 29'u itibariyle başlayacak olan Jüpiter retrosunun etkileriyle ise geçmişten gelen fırsatlar gündeminize gelebilir. Özellikle yurt dışı seyahatleriyle ilgili konular, ticari anlaşmalar, hukuki konular, eğitimle ilgili olan konular tekrar önünüze bir fırsat olarak gelebilir. Kaçırmış bir fırsattır ya da yarım bırakılmış bir eğitimdir veya bir iştir. Bunları tamamlamaya dair bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Belki de daha evvelden gitmiş olduğunuz bir yurt dışı seyahatine gidebilir, eski yerleri ziyaret edebilirsiniz. Bu arada daha çok bilgeliğinizin de artacağı bir dönem yaşayabilirsiniz. Farkındalıklarınız da yüksek olabilir geçmişteki tecrübelerinize dayanarak. Sadece bu Jüpiter retrosunda riske girecek davranışlarda bulunursanız kayıplarla karşılaşabilirsiniz. Yani herhangi bir ticari girişimde bulunuyorsanız eğer, maddi kaynaklarınızı değerlendiriyorsanız eğer, burada riske girmemeniz gerekiyor bu dönem içerisinde, çünkü risk kaybettirebilir olası şanslı fırsatları. Bunun yanı sıra da tabii ki yurt dışıyla bağlantılı olan her türlü iş ve uzun yol seyahatlerinde biraz daha dikkatli olmakta da fayda var. Çünkü Jüpiter retroya girdiğinde birazcık şans alanlarını kısıtlar. Dolayısıyla ufak tefek aksiliklerle de karşılaşabilirsiniz. 1 Ağustos sonrasındaki dönem, özellikle 4'ü ve 5'i tarihlerinde ve Ağustos'un ortasına kadarki olan süreç içerisinde sizin daha dikkatli olmanız gerekli alan ise hem evlilik ilişkiniz hem iş ve kariyer hayatınızdaki prestij alanlarınız. Yani hem işinizi ve kariyerinize hem evlilik hayatınıza özen göstererek hareket etmeli, tepkisel ve agresif davranışlarda da
bulunmamalısınız. Bu alana da çok özen göstermelisiniz. Özellikle 5'i 6'sı civarlarında diyorum sevgili aslan, yüksel aslan ve ay burcu aslanlar. Hayatımda arzu ettiğim her şeye rahatlıkla ve kolaylıkla ulaşıyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya azim esmasını 1020 kere zikredebilirsiniz sevgili aslan, yüksel aslan ve ay burcu aslanlar. Başak yükselen başak ve ay burcu başakların gündeminde ise bu yeni ay bir tamamlanma sonucu oluşan bir yeni başlangıç olacak. Belki bir projeyi tamamlayacaksınız, belki bir karar vereceksiniz ya da bir şeylerin sonuçlarını alacaksınız. Bu düşünsel de olabilir, yapmış olduğunuz bir eylemin sonucu da olabilir. Bu arada bu yeni ayda gizli kapaklı olan bazı konular hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Metafizik güçlerinizin de yükseleceği bir dönem. Dolayısıyla sezgileriniz çok açık olacaktır. Belki mesaj, rüyalar görebilirsiniz. Bunları da mutlaka değerlendirmelisiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden kalabalık ortamlarda birazcık uzak durmakta fayda olacaktır. Eğer tansiyonla ilgili rahatsızlığınız varsa, kalp damar sorunları veya sırtla ilgili, omurga ile ilgili problemler, bu alanlara biraz daha fazla hassasiyet göstermenizi öneriyorum. Bazı başak yükselen başak ve ay burcu başakların işsizlik sorunu bitebilir, işi yoksa yeni bir işe girebilirler. Ama bazıları enerjiyi iyi yönlendirmezlerse şanslı fırsatları kaçırarak ellerinde bulunan işlerini de kaybetme ihtimali olabilir veya beraber çalıştığı kişilerden birileri yanından ayrılabilir. Böyle de bir durum söz konusu olabilir. 29'u itibariyle ek gelirler, eşin geliri, hukuki konularla ilgili, alacak verecek dengelerini sağlamakla ilgili olan alanlarda ise Jüpiter retrosu var. Bu size geçmişten gelen bir parayı getirebilir. Ortaklı bir kazançtan gelen olabileceği gibi bir miras yolu gelebilecek veya yapmış olduğunuz bir yatırımınızdan ortaya çıkabilecek öngörmediğiniz bir maddi kaynağı da size getirebilir. Ama negatif anlamda eskiden kalan bir hukuki konu veya bir borç da gündem içerisine giriş yapabilir. Ayın 1'inden sonra özellikle de 10'una kadar ama en çok ayın 5'i civarlarında, 5-6'sı civarlarında uzun yol seyahatlerinde çok daha dikkatli olmalısınız. Trafikte dikkatli edilmesi gerekli günler. Mümkünse de eğer özellikle 5'inde 6'sında da uzun yolculuğa çıkmamanızı sizlere öneriyorum. Ticari konular ve hukuki konular gündeminiz içerisine giriş yapabilir. Hesap kitap işleri ve hukuki konular da gündeminiz içerisine giriş yapabilir. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim konuları, ticari konular, bunlar da bunlarla da ilgili bazı gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Burada eleştirisel bir yapı içerisinde olmamaya, suçlama dil kalıplarını kullanmamaya çok özen gösterin ki işler sizin istediğiniz şekilde aksın. Şanslı fırsatlar hayatınıza giriş yapmaya devam etsin diyorum. Kendimi ve hayatımı muhteşem bir şekilde şifalandırıyorum. Enerjisini yükseltiyorum, can veriyorum hayatıma tarzında bir olumlama yapabilir. Yamuhi esmasını ilk gün 4624 kere zikrettikten sonra geri kalan 20 gün boyunca da 68-68 zikredebilirsiniz sevgili Başak yükselen Başak ve Ay burcu Başaklar. Terazi yükselen Terazi ve Ay burcu Terazilerin gündeminde ise sosyal mecra alanları var. Arkadaşlıklar, dostluklar, dernekler, organizasyonlar, grup ve ekip çalışmaları, sosyal mecradaki tanıtımlar ve bu alandaki parlamalar, yıldızın yükselmesiyle ilgili güzel durumlar söz konusu. Yani parlayabilirsiniz, daha çok gündemde olabilirsiniz, sözleriniz daha çok dinlenebilir, prestijiniz daha çok artabilir. Yeni bir grup ve ekip çalışması içerisinde giriş yapabilirsiniz. Yeni ortaklıklar inşa edebilirsiniz. Bu iş ortaklığı anlamında da olabilir. Bunun yanı sıra aşk ilişkilerinize ve çocuklarınızla olan ilişkilerdeki iletişim diline biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde baskıcı ve otoriter bir dil kalıbı kullanmamanız gerekiyor. Eğer kullanmazsanız bu alanlarda da aşk konusunda da çocuklarınızla ilgili konularda da olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şanslı fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Güzel yatırım fırsatlarıyla da karşılaşabilirsiniz ama olayların son derece abartılı olduğu bu dönem içerisinde emin olmadığınız bir yatırıma da adım atmamanızı sizlere öneriyorum. Bu arada da sahne sanatları, müzik, konser tarzındaki alanlarda da keyifli vakitler geçirme fırsatlarıyla da karşılaşma ihtimaliniz var. 29'u itibariyle özellikle ayın 10'una kadar dikkat etmeniz gerekli olan durum Jüpiter retroya girdiği için özellikle evlilik ilişkileriniz, anlaşmalarınız ve ortaklıklarınızla ilgili
Konuşma diline çok dikkat etmeniz, herhangi bir inatlaşmaya, egosal bir restleşmeye girmemeniz gerekiyor. Bu konuda çok özen gösterin. Bunun yanı sıra bunun fırsatları da var bu Jüpiter Retrosu'nun. Geçmişteki bazı yarım kalmış anlaşmalar, sözleşmeler gündeminize girebilir. Eski partnerleriniz tekrar gündem içerisine girebilir. Belki ayrılmış olduğunuz bir eşiniz ya da sevginiz varsa onlarla tekrar görüşme ihtimalinde doğabileceği, yeni anlaşmaların olabileceği bir dönemde olabilir. Bu süreci güzel yönetirseniz eğer ayın 1'i ile ayın 10'u arasında özellikle 5'i civarında gelir gider dengesine çok dikkat etmeniz lazım. Tahmin etmediğiniz giderlerle karşılaşma ihtimaliniz olabilir. Alacak vereceklere, vergi, SSK konularına, hukuki konulara, paylaşımlı gelirlere daha özen göstermek gerekiyor. Bu arada eşin geliriyle de ilgili bazı durumlar olabilir. Bu alanlarda sakin ve sağduyuyla yönetmeli ve dengeyi korumalısınız. Fırsat olarak baktığımızda da geçmişten size gelmesi gerekli olan bazı yatırımların öngörülmeyen paralarında hayatınıza giriş yapması mümkün. Belki de işte eşinizin veya ortak çalıştığınız kişinin hayatına tekrar geçmişten gelmesi gerekli bir miras, bir kazanılmış bir hak giriş yapabilir. Bu süreç içerisinde enerjiyi güzel yönetmekte fayda olacaktır. Kendimi mucizelere açıyorum. Ben mucizevi güzellikler yaşıyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya Muhittin Ya Muhit Esma terkibinde 181 kere zikredebilirsiniz. Sevgili terazi, yükselen terazi ve ay burcu teraziler. Akrep, yükselen akrep ve ay burcu akreplerin gündeminde ise daha ziyade iş ve kariyerle ilgili olan alanlar var. Prestijiniz, yuvayla da ilgili konular var. Evlilik ve yuvayla da ilgili olan konular var. Bir ev almak, iş yeri kurmak, ailenin büyümesi, belki siz evleneceksiniz veya işte aile fertlerinden birinin evlenmesi, çocuk sahibi olması gibi yuvanın büyümesiyle ilgili yeni başlangıçlar olabilir. Yeni bir yere taşınabilirsiniz. Yeni bir iş yerine başlayabilirsiniz. Yeni bir iş kurabilirsiniz. Bu arada ev almak ve ev taşınmakla ilgili olan konularda biraz daha sakin ve sağduyulu hareket etmeniz gerektiğini de altını çizmek isterim. Bir de ebeveynlerle olan ilişkilerinizde son derece sakin olun. Böyle bir baskıcı ortamın olmamasına özen gösterin diyorum sizlere. 29'u itibariyle Jüpiter'in retroya geçişiyle geçmişteki bazı kronik rahatsızlıklarınız varsa sağlıkla ilgili onlar tekerrür edebilirler. O yüzden bu alanda birazcık daha dikkat edin, sağlığınıza özen gösterin. Bunun yanı sıra geçmişteki proje fırsatları, iş fırsatları tekrar karşınıza gelebilir. Eski çalıştığınız kişilerle tekrar çalışma fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Ayın 1'i ile ayın 10'u arasında özellikle 5'i civarında evlilik ilişkilerinize çok dikkat etmenizi sizlere öneriyorum. Ani patlamaların olma, ani değişikliklerin olma ihtimalinin olduğu bir süreç. Hem ortaklık konuları, hem evlilik konuları, hem de her türlü anlaşma ve sözleşmelerde. O yüzden bu süreci de akılla yönetmekte fayda olacaktır. Sevgili akrep, yükselen akrep ve ay burcu akrepler, bir güneş gibi parlıyorum, yıldızım parlıyor ve muhteşem güzellikler yaşıyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya Rafiyut Derecat Esması'nı 351 kere zikredebilirsiniz. Sevgili yay, yükselen yay ve ay burcu yaylar, bu yeni ayda bol bol seyahat sizi bekliyor olabilir. Aynı zamanda yurt dışı bağlantılı her türlü iş, eğitim konuları, anlaşmalar, sözleşmeler, bunlar gündeminiz içerisine giriş yapabilir. Yurt dışına gitme fırsatıyla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek gözüküyor. Bunun yanı sıra manevi gücünüz de çok yükselecek ve sezgileriniz de çok yükseleceği için doğru bilinçler alabilir ve içinize doğan ilhamları dinleyebilirsiniz. Çünkü size son derece güzel bir şekilde yol gösterici de olabilir. Geçmişten gelen bazı projeler, iş fırsatları da tekrar gündemimiz içerisinde giriş yapabilir bu süreç içerisinde. Sadece kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız, yakın sosyal çevre ilişkilerinizdeki iletişim diline çok özen gösterin. Burada herhangi bir şekilde inatlaşmak gibi bir davranış modeli içerisinde olmayın. Ya da bir anlaşma, bir sözleşme üzerineyseniz burada da bir inatlaşmaya geçmeyin. Olayları akışına bırakarak, sağduyuyla yöneterek hareket edin diyor. Ayın 1'i itibariyle Jüpiter'in retro konumuna geçişiyle eski aşk ilişkileriniz gündeme gelebilir.
veyahut da var olan aşkınız tekrar hareketlenebilir. Çocuklarınızla ilgili geçmişte yarım kalmış bazı işler varsa bunlar tamamlansın diye fırsat olarak karşınıza gelebilir. Bu arada geçmişten gelen bazı yatırımlarınız da değerlenebilir. Neşeli ve organizasyon içeren, müzik ve sanat içeren, tasarım ve yaratım isteyen konularla ilgilenebilirsiniz. Eskiden ilgilendiğiniz bazı konularla ilgilenebilirsiniz. Ama bununla beraber Jüpiter retrosunda eğer aşk ilişkinizde ve halihazırda var olan ilişkinizde herhangi bir resleşmeye veya inatlaşmaya giderseniz buradaki şansları kaybetmeyle ilgili durumunuzda söz konusu olabilir. O yüzden bu alana da dikkat etmekte fayda olacaktır. Ayın 1'i ile ayın 10'u arasında özellikle sağlığınıza lütfen dikkat edin. Özellikle de ayın 5'i civarlarında. Sağlık enerjiniz birazcık düşebilir ve beklenemedik bir şekilde işte ateşli rahatsızlıklar, baş ağrıları gibi durumlar olabilir. Rabbimiz korusun tabii ki. Ama bu alana birazcık, sağlığa birazcık dikkat etmekte fayda olacaktır. Bunun yanı sıra çalışma arkadaşlarınız, çalıştırdığınız kişilerle ilgili bazı duyumlar alabilirsiniz. Beklenemedik haberler alabilirsiniz ve bununla ilgili de şaşırabilirsiniz. Her ne ortaya çıkıyorsa, her ne gündeme geliyorsa bunu sağduyuyla yönetmekte fayda olacaktır. Çalıştırdığınız kişilerle olan diyaloglara da dikkat etmeniz çok çok önemli olacak. Hayatımın her alanında başarıyı yakalıyorum ve her şeye gücüm yetiyor tarzında bir olumlama yapabilir. Ya Kadir Ya Muktedir esmasını 1049 kere zikredebilirsiniz. Sevgili Yay, Yükselen Yay ve Ay Burcu Yaylar. Oğlak, Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlakların gündeminde ise eşin geliri, hukuki konular, paylaşımlı gelirlerle ilgili konular gündemimiz içerisinde olabileceği gibi aynı zamanda bir cerrahi operasyonla ilgili bir konu da gündem içerisinde gelebilir. Belki bir estetikle alakalı bir konu da olabilir. Gelir gider dengeleri bunlarla da ilgili konular gündem içerisinde olacaktır. Bir miras konusu gündeminiz içerisinde giriş yapabilir. Kendi kazancınızla ilgili olan alan neyse, nereden kazanıyorsanız, kendi işinizden, patronunuzdan mı geliyor, anne babadan mı geliyor, eşten mi geliyor, o kişilerle olan diyaloglara biraz dikkat etmeli, sabit fikirli olmamalı ve had bildiren davranış modellerinden uzak durmalısınız. 29'u itibariyle Jüpiter retrosu, geçmişteki belki almak istediğiniz bir ev vardı, taşımak istediğiniz bir yer vardı. Bununla ilgili fırsatları tekrar karşınıza getirebilir. Daha evvelden niyet ettiğiniz bir gayrimülk alabileceğiniz gibi eskiden yaşadığınız yerlere de gitme ihtimaliniz söz konusu olabilir. Anne baba eviyle de ilgili bazı konular gündemimiz içerisinde giriş yapabilir. Anne baba eviyle olan iletişimlerde de son derece özenli ve dikkatli olmalı. Ama sadece anne baba evi değil, kendi yuvanızdaki konuşma diline de dikkat etmeli ve son derece sakin ve sağduyulu olarak yönetmelisiniz. Biri itibariyle ayın 10'una kadar ama özellikle ayın 5'i civarında aşk ilişkilerinize lütfen dikkat edin. Yatırım konularına dikkat edin. Buralarda hasar görme ihtimali söz konusu olabilir. Çocuklarınızla da olan iletişim dilinize çok daha özen gösterin diyorum sizlere. Öngördüğüm ya da öngörmediğim yerlerden para bana çoğalarak geliyor. Zengin ve varlıklı bir yaşam sürüyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Ya ve ha bu Celle Celaluhu esmasında 196 kere zikredebilirsiniz. Sevgili Oğlak, Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlaklar. Evet, Kova, Yükselen Kova ve Ay Burcu Kovaların gündemine geldiğimizde ise Aslan burçları kadar en çok etki alan burçlardan biri de sizsiniz. Sizin de hayatınızda çok radikal bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Özellikle evlilikle ilgili olan konularda. Kimileriniz evlenme kararı verirken, kimileriniz belki boşanma kararı verebilir bu yeni aile beraber. Veya yeni bir iş kurma, iş ortaklığına girme veya yeni bir anlaşma yapma veya da var olanları feshetme ile ilgili bazı durumlarda gündem içerisine girebilir. Genel olarak şanslı etkiler aldığınızdan dolayı ve güçlü etkiler aldığınızdan dolayı yani bu yapmış olduğunuz karar, bu yeni başlangıç sizin hakkınızda hayırlı da olabilir. Bunun yanı sıra her ne yapıyorsanız yapın hayatınızın her alanında son derece sakin davranmanız gerekiyor. Agresif davranış modellerinden uzak durmanız ve hiçbir şeye, hiç kimseye res çekmemeniz gerekiyor. O yüzden buna dikkat edin. Çünkü şanslı fırsatları bu şekilde yaparak ters yöne çevirme ihtimali söz konusu olabilir. Dile çok özen gösterin. Ne söylediğinizi
Çok dikkat edin sevgili kova yükselen kovalar, ay burcu kovalar. Ayın 29'u itibariyle Jüpiter retrosu başladıktan sonra geçmişteki arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizle daha yoğun bir şekilde görüşmeye başlayabilirsiniz. Kardeşler, kuzenler, onlarla da ilgili iletişim artabilir. Ve geçmişteki yarım kalan bir eğitiminiz varsa bunu tamamlama fırsatıyla da karşılaşabilirsiniz. Ama bunun yanı sıra eğer iletişim diline dikkat etmezseniz kardeş, kuzen, komşular, yakın arkadaşlarla ilgili alanlarda pürüz yaşama ihtimaliniz ve eğitim alanlarında pürüz yaşama ihtimaliniz var. Burada tamamen enerjiyi nasıl kullandığınızla doğru orantılı olarak hareket edecek enerjiler ve durumlar. Ayın 1'i itibariyle 10'una kadar ama özellikle ayın 5'i civarında ev halkıyla olan iletişim diline çok dikkat edin. Beklenilmedik durumlar ortaya çıkabilir. Gizli kapaklı olaylar çıkabilir, olmadık sözler söylenebilir. Sizin burada iyi bir yönetici olmanız gerekiyor. Yani olayları sükunetle yönetmeniz, agresif ve tepkisel davranmamanız gerekiyor. Ev almak, ev satmak, taşınmak, tadilat ve dekorasyon yapmak anlamında da Ağustos'un ilk 10 günü çok uygun gözükmüyor sizin için. O yüzden hani bunu yapmamaya özen gösterin derim. Tüm sevdiklerimle güvenli ve sevgi dolu iletişimler içerisindeyim tarzında bir olumlama yapabilir. Ya cami ya vedut esma terkibini 5-14 kere zikredebilirsiniz. Sevgili kova yükselen kova ve ay burcu kovalar. Sevgili balık yükselen balık ve ay burcu balıklar, sizin gündeminizde ise sağlıkla ilgili konular var. Dolayısıyla yeni bir beslenme programına başlayabilirsiniz, spora başlayabilirsiniz. Kendinize tekrar farklı bir imaj belirleyebilirsiniz. Yeni çalışma arkadaşlarınız olabilir ya da siz yeni projeler alabilirsiniz. Yeni bir projeye başlamayla ilgili adımlar da atabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekli olan konu ise yine sağlığınızla ilgili olan alan. Bu alana biraz dikkat edin. Ve ayrıca gizli kapaklı bazı şeyler duyabilirsiniz bu yeni ayda. Bazı dedikoduları öğrenebilirsiniz. Belki sizin hakkınızda yapılmış veya sevdiğiniz birileri hakkında yapılmış olan. Lütfen bunlara tepkisel davranmayın. Bu arada sezgilerinizin de çok yükseleceği bir dönem olacak. Sezgilerinizi dinlemenizde de fayda olacaktır. 29'undan sonra ise hemen yeni ayın akabinde para evinizde Jüpiter retrosu oluşuyor. Bu geçmişteki kazanç fırsatlarınızı tekrar önünüze getirebilir. Ama bunun yanı sıra maddi kazançlarınızda bazı kısıtlamalar da olabilir. Bu tamamen sizin enerjinizi yönlendiriş şeklinize göre değişecek. O yüzden maddi kaynaklarınızı korumalı. Nereden kazanç kapınız varsa onlarla olan iletişimi iyi tutmalısınız. Geçmişten gelen fırsatları değerlendirmeli ve her konuda da ise son derece açık ve samimi olmaya özen göstermelisiniz. Ayın 1'i ile 10'u arasında özellikle 5'inde kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız, komşularınızla olan iletişim diline çok özen gösterin. Olmadık dedikodular, olmadık sözler söylenebilir. O yüzden bu durumları şu anda siz biliyorsunuz ya, bunun yöneticisi siz olmalısınız. Yani kardeş, yakın sosyal çevre ilişkileri, komşularla olan alanlarda söylenen sözleri güzel bir şekilde yönetin, sükunetle götürün. Ayın 10'una kadar bu alana dikkat edin. Anlaşma ve sözleşme yapmak için doğru bir zaman olmadığını söyleyebilirim sizlere. Ayın 10'una kadar ki yeni aydan sonraki dönem içerisinde. O yüzden hani bunu ertelemekte fayda var. Kısa seyahatlerde de agresif araba kullanmayın veya dikkatli olun. Özellikle de ayın 5'i civarında diyorum. Son derece sağlıklıyım, güçlü ve kuvvetliyim, sapasağlam ayakta duruyorum tarzında bir olumlama yapabilir. Ya hay ya kayyum esma terkibini 870 kere zikredebilirsiniz sevgili balık yükselen balık ve ay burcu balıklar. Evet, bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.